Kaynaktan Sanatı adıyla ilk kez 2017'de düzenlenen ve ardından metal, tekstil, ahşap ürünlerinde katılımıyla Zanattan Sanatı adını alan Karma Sergi bu yıl uluslararası nitelik kazandı. Uşak Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu'nun öncülüğünde üretimi teşvik amacıyla başlatılan sergilerin üçüncüsü, bu kez birinci uluslararası zanaattan sanata jürili karma sergisi adıyla yine Uşak'ta düzenlenecek. Bu serginin amacı zanaatkarlar, sanatçılar, öğrencilerin ya da tasarımcıların çok özenerek yapmış oldukları eserleri gün yüzüne çıkarıp görünür olmak ve ülke ekonomisinde katma değeri yüksek ürünlerin üretilebilirliğini sağlamak. Uşak Üniversitesi'nin ev gerçekleştirilecek sergi serginin küratörlerinden Gökhan Yıldırım, Zanaattan Sanata adlı üretim sergisinin hedeflerini gitmediği anlattı. Bir zanaatkarın ya da iki yıllık okulda okuyan bir teknikerin veya fabrikalarda durmadan bir ürün tasarlayan tasarımcıların da ürün gönderebilecek olmasıdır. Bugüne kadar yapılan sergilerde genelde akademisyenler, işte sanatçılar sergiler yapabiliyorken ülkemizde bu sergiyle birlikte artık teknikerlerin de tasarımcıların da ön yüzüne çıkıp ürünlerini sergilenebilmesi sağlanacaktır. Uluslararası nitelik kazanan sergide görev alan seçici kurul üyeleri arasında Türkiye'deki seçkin üniversitelerin yanı sıra Çin, Tunus, Romanya, Malezya ve Amerika Birleşik Devletleri'nden akademisyen ve profesyoneller de yer alıyor. Zanaatla sanatın buluştuğu karma sergi kapsamında akademisyen, sanatçı, zanaatçı ve geleceğin tasarımcıları olan öğrencilerin katılımlarıyla özgün ve katma değer yaratabilecek eserlerin gün yüzüne çıkması amaçlanıyor. Sergimizde belli başlı ürün grupları var. Metal ürünler, tekstil ürünleri, deri ürünleri, seramik ürünleri, ahşap ürünler ve grafik tasarım alanlarında sergimize katılmaları mümkün. Katılımcılardan alınan başvuru ücretleriyle sosyal sorumluluk projesi yapacaklarını belirten Doktor Gülhan Pınarlık karma sergi sırasında katılımcılara sürprizleri olacağını da söyledi. Katılımcılardan alacağımız ücretler güzel bir sosyal sorumluluk projesi için harcanacak. Öncelikle Uşak ilinde bulunan Sosyal Hizmetler Kurumu'nda şu anda bakılmakta olan çocuklarımıza kendilerine özel sadece onlarda olabilecek modelleri içeren tişörtler tasarlanacak. Bunun yanı sıra uşağın tarihi ve doğal güzelliklerini de katılımcılarımızın görmesini sağlamak için geziler düzenleyeceğiz.